dualarının en yücesi sende. Bu dünyayı temizlemekle görevliyiz. Çünkü biz iyi insanlarız. O nedenle öncelikle şunu belirtmek gerekir. Kendimizi düzeltmeden, halklarımızı, insanlarımızı düzeltmeden Kudüs'ü kurtarmak mümkün olmuyor. İşte halimiz ortada. Ailelerimize sahip çıkamıyoruz. Boşanmalar arttı. Çocuklarda anne baba sevgisi kalmadı. Saygısı kalmadı. Anne baba çocuklara merhamet etmiyor. Bütün cemaatlere sesleniyorum. Bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Hükümete, devlete, partilere, kendimize gelelim. Titreyelim. Çocuklarımızı sapık inançlardan kurtaralım. Hükümlülerin %33.7'si, her 3 kişiden biri uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suçlardan dolayı cezaevinde bulunmaktadır. Yine kamunun yaptığı harcamalarda son 5 yıl içerisinde uyuşturucu bağımlılığına yönelik yapılan harcamalar 17 milyar TL civarını geçmektedir. Bu da ülkemizde uyuşturucu sorununun ne kadar büyük bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. Sosyal medya mecra üzerinde birçok platformlar var. Yani madde kullanımına yakın ve o kullanımla ilgili mecralar olduğu kadar bilinçlenme açısından koruyucu ve önleyici tedbirler alabileceğiniz birçok kurum ve kuruluşlar var. Pusula Ayık Yaşam Derneği olarak da biz her zaman buradayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'ım aramızdaki masumların hatırına, iyilerin hatırına, mazlumların hatırına, mustazafların hatırına bizleri kapından, katından, yanından, rahmetinden boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı ve yakarışlarımızı katında makbul eyle ya Rabbi. Yeryüzüne düşen şu rahmet taneleri gibi daralan yüreklerimizi ferahlat ya Rabbi. Çok dağıldık, paramparça olduk, darmadağın olduk. Gazze'nin akan kanlarına şahitlik ediyoruz. Ne acı ki ümmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, onların imanlarını, rızıkları eyle ya Rabbi.